Bundan önceki birkaç videoda size çok değişkenli fonksiyonların kısmi türevlerinden bahsettim. Bu videoda ise ikinci kısmi türevlerden bahsedeceğim. İşe çok değişkenli bir fonksiyon yazarak başlayalım. f x virgül y eşittir sinüs x çarpı y kare. Burada iki değişken olduğu için kısmi türev aldığımızda iki seçeneğimiz var. Birincisi f'in x'e göre kısmi türevi x'e göre kısmi türev alırken bu yönde olduğumuz için x bir değişken, y de bir sabit olacak. Buna dayanarak türev aldığımızda da sinüs x'in türevini kosinüs x olarak bulacağız değil mi? Buradaki y kare az önce söylediğim gibi sabit olarak değerlendirildiği için onu da olduğu gibi bırakacağız. İkinci seçenek ise tabii ki de f'in y'ye göre kısmi türevi. Bu defa da y'yi bir değişken olarak değerlendirip yani y kare değişken x de sabit olacak. Y karenin türevi de 2y olacak ve sonuç olarak sinüs x çarpı 2y elde edeceğiz. Bunlara birinci kısmi türev adını veririz df bölü dy yerine f alt indis y. Burada da f alt indis x gösterimini de kullanabilirsiniz. Birinci kısmi türevi aldığımızda elde ettiğimiz fonksiyonların da çok değişkenli fonksiyonlar olduklarını görüyorsunuz değil mi? İki değişkenli girdi değerlerimiz ve çıktı olarak da skaler bir değerimiz olduğuna göre aynı mantıkla orijinal fonksiyonun kısmi türevinin x'e göre kısmi türevini alabiliriz. Bu bildiğimiz ikinci türeve benzer ama burada kısmi türevden bahsettiğimizi unutmamalısınız. x'e göre kısmi türev alırken x değişken olacağından kosinüs x'in türevini eksi sinüs x olarak bulacağız. y karenin sabit olacağını biliyor ve onu y kare olarak bırakıyoruz. x'e göre kısmi türevin, y'ye göre kısmi türevini aldığımızda da y kare değişken olacak, türevi 2y, x'li terim yani kosinüs x de sabit olarak değerlendirileceği için onu da kosinüs x olarak not edelim. Ee, bunun nasıl gösterildiğine gelince. Tek değişkenli kalkülüste olduğu gibi, burada da kısmi kare f, kısmi x kare gösterimini kullanabilirsiniz. Ama bu gösterim benim çok hoşuma gitmiyor. Neden diye soracak olursanız? Leibniz gösterimi bize neler olup bittiğini yani x'i hareket ettirmek ve f'i hareket ettirmek fikrini verirken bu gösterimde neler olup bittiğine dair bir fikrimiz olmuyor. Yine de kısmi x'in işlem olduğunu ve bunu iki kere uyguladığımızı düşünürsek bir nebze olsun anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Burada ise biraz komik görünecek ama pay yine kısmi kare f olacak ama paydaya kısmi y kısmi x yazacağız. Bu sırayla yazmış olmayı, yani önce x'e göre sonra da y'ye göre kısmi türev aldığımızı gösteriyor, anlaştık mı? Aynı mantıkla burada yaptığımız şeyleri burada da yapabiliriz ve her ne kadar can sıkıcı gibi görünse de elde edeceğimiz sonuç sizi de şaşırtabilir. x'e göre kısmi türev aldığımızda, y'ye göre aldığımız kısmi türevin x'e göre kısmi türevini alıyoruz. Bu durumda sinüs x bir değişken, 2 de sabit olacak ve sonuç olarak sinüs x'in türevinden kosinüs x, 2y'yi de olduğu gibi bırakacağımız için kosinüs x çarpı 2y elde edeceğiz. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz değil mi? Yani bunun böyle olacağını tahmin etmiş olabilirsiniz. Ama ben bunu ilk gördüğümde gerçekten de şaşırmıştım. evet evet, bu ikisi birbirine, eşit hem de farklı yollardan gitmiş olmamıza rağmen burada önce x'e göre kısmi türev alıp kosinüs x çarpı y kare elde ettik ve bu sonuç burada elde ettiğimiz sinüs x çarpı 2 y'den çok ama çok farklı. Sonra bunun y'ye göre kısmi türevini burada da bunun x'e göre kısmi türevini alınca aynı sonucu bulduk. Evet şunu kopyalayayım. Evet bunun tam tersini yaptığımızda yani önce x sonra y yerine önce y sonra x yapınca aynı sonucu buluyoruz ne kadar ilginç değil mi Buradaki örnekte iki ifadenin çarpımından oluşan bir fonksiyon kullandığımız için bunun neden bu şekilde olduğunu anlamış olabilirsiniz. Ama burada gördüğünüz şey, evet belki tüm fonksiyonlar için geçerli değildir ve bazı kriterler vardır ama aslına bakarsanız Schwartz teoremi desek daha da doğru olur. Bu teoreme göre fonksiyonun ikinci kısmi türevleri elinizdeki noktada sürekli ise bu durum geçerli olur. Yine de bu durumun karşılaşacağınız fonksiyonların hemen hemen hepsi için geçerli olduğunu, yani ikinci türevlerin sırasının önemli olmadığını ve bunun doğru olduğunu bilmelisiniz. İsterseniz bunu farklı fonksiyonlarda da deneyebilirsiniz ve hatta bence denemelisiniz de. Haydi hemen buradakinden biraz daha karmaşık olan çok değişkenli bir fonksiyon bulun ve bunun doğru olup olmadığını bir kontrol edin. Neden bazı durumlarda doğru olduğunu bile inceleyebilirsiniz. Evet bu oldukça iyi bir alıştırma olabilir. Videoyu bitirmeden önce karşılaşacağınız gösterimlerden de bahsetmek istiyorum. İkinci kısmi türevler için kısmi kare f bölü kısmi kare x yerine f alt indis x x gösteriminin kullanıldığını da görebilirsiniz. Burada da önce x sonra y'ye göre kısmi türev aldığımız için f alt indis x y olacak. Yukarıdakine göre sıranın değiştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi işlemi sağdan sola doğru yapıp yaptığınızı soldan sağa doğru okumanızdır. Benzer şekilde burada da önce y sonra x'e göre kısmi türev aldığımız için bu gösterimi kullanacağız. Bunlar aynı şeyin farklı gösterim şekilleridir. Anlaştık mı? Yani kısmi kare f bölü kısmi kare x gibi bir şey yazmak istemediğiniz zaman işinize yarayabilirler deyip videoyu da burada bitireyim.